Pers İmparatoru Kambiz, Mısır seferine çıkarken zaferinden emindi. Çünkü bütün kahinleri ittifak halindeydi. Zühre yıldızı demişlerdi hep bir ağızdan. Zühre yıldızı, imparatorun burcuna girdi. Mısır'ın fethi yakındır. Öyle de olur. Tam 40 gün 40 gece sürer Nil'in yanı başındaki savaş. Ve Mısır düşer. Ama önceden müjdelenmiş bu fetih, acımasız Pers İmparatoruna kâfi gelmez. Memfis Kalesi'nin önüne bir otağı kurdurur ve mağlup Mısır Kralı Psamenet'i huzuruna çağırır. Amacı bellidir, mağlup kralı daha da aşağılamak. Muzaffer Pers alayları otağın önünden geçer önce. Ardından mağlup Mısır ordusunun generalleri, başları önde, yüzlerinde horlanmanın utancı. Generalleri öteki rütbeli zadegen izler ve süngüsü düşmüş Mısır ordusunun sefil artıkları. Hangi kral bu utanç verici manzara karşısında aşağılanmanın ezikliğini duymaz ki? Oysa Mısır kralı gözünü bile kırpmamıştır. Öylesine gururludur, öylesine soğukkanlı. Perişan bir halde önünden geçen ordu sanki kendi ordusu değilmiş gibi. Sonra kralın sevgili kızı, Mısır prensesi geçer otağın önünden. 5 paralık bir cariye kılığında. Pers ordusunun çirkin bir aşçı ama saçlarından tutup sürükler prensesi. Bunu gören Mısır ahalisinin acı çığlığı yeri göğü inletir. Hangi yürek o güzeller güzeli prensesi böyle bir düşmüşlük içinde görmeye katlanabilir ki? Fakat Mısır kralının kılı dahi kıpırdamamıştır. Bir aşçı amanın cariyesi olan kız sanki kendi kızı değilmiş gibi. Az sonra kralın biricik oğlu Veliaht Prens geçer otağın önünden. Kolları bağlı, ayakları prangalı, iki yanında dev gibi birer Pers askeri. Dar ağacına doğru sürüklerler Veliaht Prens'i ve hemen oracıkta idam ederler. Fakat kral kılını bile kıpırdatmaz yine. Az önce idam edilen oğul sanki kendi oğlu değilmiş gibi. Sonunda hizmetçisi geçer otağın önünden. Mısır kralı yerden yere atar kendisini, hizmetçisini zincire vurulmuş görünce. Acımasızca yumruklar göğsünü. Dövündükçe dövünür. İki gözü iki çeşme. Pers imparatoru hem memnundur bu manzaradan hem de hayretler içindedir. Ordusunu, kızını, oğlunu, ülkesini, her şeyini kaybetmiş bir kral soğukkanlılığını korur da mahiyetindeki en değersiz kişinin, hizmetçisinin perişanlığını gördüğünde böylesine yıkılır. Neden? Çünkü insan en değersiz şeyini kaybettiğinde her şeyi kaybettiğini anlar. Toprak kaybetmek, toprağını kaybetmek. Hangi Türk aydınına biz neyi kaybettik diye sorarsanız, topraklarımızı kaybettik cevabını alırsınız. Ama aynı soruya Cemil Meriç'in vereceği cevap ise şudur. Türkiye ruhunu kaybetti. Toprak mı? En değersiz şeyimizdir belki de. Belki de en değersiz şeyimizi kaybedince her şeyimizi kaybettiğimizi anladık. Ruhumuzu.